çemberlerinden geçip cihana meydan okuyan yorgun ama umutlu bir millet. Söz konusu bayrak olunca akan suları durduran, imkanları zorlayıp biz de varız diye yola revan olan bir irade. İnançla çıkılan yolculuklar, gururla dünyayı selamlayan bir ülke. Yolları, yılları birbirine ekleyip göğsümüzü kabartan şampiyonluk hikayeleri. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Yardımcım, Sayın Bakan Yardımcılarımız, gururumuz, gözbebeğimiz, kıymetli sporcularımız, antrenörlerimiz, değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2024 Paris Olimpiyatlarına sporcu uğurlama törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 100 yıl önce Türkiye, genç Türkiye Cumhuriyeti Paris Olimpiyatlarına kafile gönderiyor. Yine 100 yıl sonra buradan Paris'te yapılacak, yine Paris'te yapılacak olan olimpiyatlara sporcularımızı gönderiyoruz. O zaman genç bir cumhuriyet, savaştan yeni çıkmış, olimpiyat tutkusu var ve yola çıkmış. Şimdi de modern tesisleriyle, güçlü altyapısıyla, güçlü Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl sonra Paris'te bu güçlü sporcularıyla, güçlü ülkesiyle yer alacak. Bu çok önemli bir gurur. 100 yıl sonra aynı ruhla orada olacağız. Tabii pek çok sporcu için olimpiyatlarda yer almak büyük bir önem taşıyor. Ben de bu şerefe daha önce 2008 yılında Pekin Olimpiyatlarında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak yer almıştım. Olimpiyat köyünde kalarak, o heyecanı yaşayarak. Daha önce bu olimpiyatlarda yer almış sporcularımız tabii ki bu tecrübeleri görüyorlar. Ama ilk defa olimpiyatlarda yer alacak olan sporcular için de büyük bir tecrübe. Burada tabii çıtayı daha da yükseklerde hedefliyoruz. İyi hazırlandık, iyi çalıştık. Burada emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Federasyonlarımıza, teknik heyetlerimize, antrenörlerimize, fizyoterapistlerimize, malzemecisine herkese çok çok ayrı ayrı çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii bu bir heyecan, bir tutku. Olimpiyat 4 yılda bir yapılan uluslararası en düzide organizasyon. Herkes tarih sayfalarında, spor sayfalarında olimpiyat şampiyonlarını hatırlar. Çok çok önemli. Olimpiyat şampiyonlarının ülke içerisinde çok çok önemli yerleri vardır. Tabii burada daha önce olimpiyat şampiyonu olmuş sporcular da var. Ben de onların geçmişte yöneticiliklerini de yaptım. Biz tabii çok şanslıyız. Ülke olarak sporun içinden gelen bir cumhurbaşkanımız var. Son 22 yıldır yapılan müthiş, spora yapılan müthiş yatırımlar var. Spor tesisleri var, stadyumlar var, yüzme havuzları var, atletizm pistleri var. Bunlar daha başlangıç diyoruz biz. Yine tüm dünyaya şunu söylüyoruz. Güçlü bir Türkiye spor altyapısıyla beraber Türkiye geliyor. Buna yürekten inanıyoruz. Güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz. Değişik branşlarda madalya almaya başladık. Değişik branşlarda katılmaya başladık. Ve bunları arttırarak devam edeceğiz. Burada hükümetimize, devletimize çok teşekkür ediyoruz. Federasyonlara verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bütün olanakları sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Kulüplerimize ayrı teşekkürler. Tabii burada ben de daha önce bu görevlerde bulunduğum sürece kulüp yöneticiliği yaptığım zaman da 2000 Sidney Olimpiyatlarına en fazla sporcuyu gönderen kulübün yöneticisiydim o zaman. Yine ben burada en fazla kulüp sporcu gönderen kulüplerimizin başına gelen Fenerbahçe'ye teşekkür ediyoruz. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Enka Kulübü'ne, Aski Kulübü'ne ve diğer kulüplere yaklaşık 31 tane kulüp ayrı ayrı sporcu gönderiyor değişik katemelerde. Ben buradan bütün kulüplerimize olimpik branşlardaki yatırımlarını arttırmalarını rica ediyorum. Yeni şeyler gelecek, yeni umutlar gelecek, yeni heyecanlar gelecek. Biz bu ülkeye güveniyoruz. Yine hatırlatması yaklaşık 10 gün önce tamamlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nı hatırlayın. Türkler, biz çılgın Türkleriz, gittik oraya heyecan kattık. Almanya'yı renklendirdik. Dortmund'un sokaklarını, Hamburg'un sokaklarını, Berlin'in sokaklarını, her yeri coşkuyla yeni bir heyecan kattık. En fazla seyirciyi biz sağladık. Ben herkesi ekranları başına bekliyoruz. Bu müsabakalar olduğu zaman, müsabakalarda yer aldıkları zaman, finallerde sporcularımızı, güreşçilerimizi, boksörlerimizi, tekvandocuları, judocuları, masa tenisçileri, atıcıları, yüzücülerimizi,
voleybolcularımızı, herkesi yakından takip etmesi istiyoruz. Meydanlardan takip edelim. Saat dilimi olarak burası uygun Paris. O yüzden coşkulu, eğlenceli bir olimpiyat izlemesini temenni ediyoruz. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spora yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yetenek taramasına devam ediyoruz. Yüzme havuzlarında yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle yaklaşık 11 milyon gencimize yüzme öğrettik. Her yere tesis yapıyoruz, saha yapıyoruz, köylere kadar, halı sahasından basketbol sahasına kadar. Müthiş bir spor devrimi var Türkiye'de. Bunun için herkese minnettarız. Katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu bize verdiği desteklerden de çok gurur duyuyoruz. Hep beraber heyecanlıyız, gururluyuz. Paris'te yine zirveyi zorlayacağımıza inanıyoruz ve güzel sonuçlarla döneceğimizi inanıyorum. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Bizlere destek veren 85 milyona saygılarımızı sunuyoruz. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyoruz. Orada bizim ne olduğumuzu, Türklerin ne olduğunu, sporda ne olduğunu göstereceğinize yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun.